Sümeyye Erdoğan'la Selçuk Albayrak'ın nikah töreni için emniyet adeta olağanüstü hal ilan etti. Yüzlerce polisin görevlendirildiği ve 6500 kişinin davet edildiği tören öncesi İstanbul'da hayat neredeyse durma noktasına geldi. Emniyet nikahın yapıldığı Küçükçekmece'deki Yahya Kemal Beyatlı gösteri merkezine çıkan bütün yolları geceden itibaren araç ve yaya trafiğine kapattı. Fatih Caddesi'ndeki bariyerlere ise beyaz branda çekilerek davetlilerle temas önlendi. Törene ilk gelen davette eski Turizm ve Kültür Bakanı Atilla Koç ve eşi oldu. Yurt dışından ilk misafirlerse Katar'dandı. Yabancı konuklar peş peşe inen uçakları sebebiyle havalimanında büyük yoğunluğa sebep oldu. Gelin ve damat 3 saat öncesinden nikah salonuna gitti. Gelin arabası Huber Köşkü'nden çıkarken silah sesleri duyuldu. Cumhurbaşkanlığı korumaları kutlama amaçlı havaya üst üste ateş açtı. Arabayı damat Albayrak kullanırken Sümeyye Erdoğan da yanına oturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan nikahı 45 dakika kala tören salonuna geldi. Huber Köşkü'nden helikopterle yola çıkan Erdoğan 15 dakikada gösteri merkezine ulaştı. Yanında eşi, oğlu ve damadı da vardı. Bakanlarsa eşleriyle birlikte geldi nikah. Tüm kabine törende hazır bulundu. Sadece siyasiler değil, ünlü sanatçılar da Erdoğan ve Albayrak ailesinin misafirleri arasındaydı. Onlardan biri de Orhan Gencebay'dı. Nikah salonunun sahnesi çiçek bahçesini andıran özel bir dizaynla süslendi. Nikah töreni çiftin hayat öykülerini konu alan kısa filmin gösterimiyle başladı. O filmde Sümeyye Erdoğan'ın binicilik sporu ve bungee jumping yaptığı, kemana karşı büyük ilgisinin olduğu anlatıldı. Damat Albayrak'ın ise Türkiye'deki ilk insansız hava aracını ürettiği ön plana çıktı. Çiftin nikah şahitleri ise 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar oldu. Şahitler arasında bazı yabancı devlet başkanları da vardı. Abdullah Gül evlilik cüzdanını Sümeyye Erdoğan'a verdi. Gül konuşmasında makam ve mevkileri ne olursa olsun çocuklarını evlendiren anne babaların büyük heyecan yaşadığını anlattı.